Ortak geleceğimiz için yine birlikteyiz. Bu hafta teknoloji ve eğitim diyeceğiz. Zira teknolojik atıkların geri dönüşümünden bahsedeceğiz. Türkiye ekonomisi için çok önemli bir konu. Evlerimizde ve iş yerlerimizde sayısını bilemediğimiz kadar çok teknolojik atıklar bekliyor, kullanmıyoruz, atıl olarak duruyor. İşte onlar bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlar hem ekonomiye kazandırılacak hem de elde edilecek gelirle birlikte çocuklarımızın eğitimine katkı sağlanacak. Tekno atıklar eğitime dönüşüyor kampanyasıyla cihazların geri dönüşümü yapılacak. İşte ilk adım burada başlıyor. Nerede mi? Elektronik atık toplama noktası. Bu noktalara evlerimizde kullanmadığımız cihazları, belki pek kullanmadığımız ya da artık bozulmuş bilgisayar parçaları, tablet parçaları gibi atıkları da atabiliyoruz. Ben örneğin buraya bir tanesini atıyorum. Evlerde artık kullanılmamış, bozulmuş bir cihaz bırakıyorum. Bu cihazlardan tabii sayısını bilemediğimiz kadar dediğimiz gibi var ve eğitime katkı olarak geri dönüyor. Unutmayalım ki hiçbir atık çöp değil, teknolojik cihazlar da çöp değil. Evet, teknolojik. Evet, teknolojik cihazlar da çöp değil dedik çünkü onlar atık, geri dönüşüyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Bu sefer çok daha faydalı bir amaç için çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Ve bu projenin paydaşlarından ikisi yanımda Sayın Meltem Bağdatlı, Bilişim Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri, Sayın Sait Tosyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü. Paydaşlarından hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Paydaşlarından ikisi yanımda dedim. Turkcell ortaklığıyla yapılıyor. Turkcell mağazalarında yer alıyor. Bu elektronik toplama atık noktaları, toplama noktası ve cihazları, atıl cihazları ya da atıklarınızı buraya atabiliyorsunuz. Daha sonra da eğitime dönüşüyor dedik zaten. Meltem Hanım'la başlayalım hemen dilerseniz. Siz bu projeyle sanırım çok daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz artık. Neler yapıyorsunuz, nasıl ekonomiye kazandırıyorsunuz? Teşekkür ederim. TÜBİSAT, Bilişim Sanayicileri Derneği, 40 yıllık bir dernek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki önemini ve yarattığı katma değeri ortaya koyan çalışmalar yapıyoruz. Dijitalleşme tabii hem iş yapış biçimlerimizi hem hayatımızı kolaylaştırıyor ama bunun yanı sıra tabii ki olumsuz çevresel etkileri de var. Dolayısıyla biz bu konuda çalışma yapan bir dernek olarak buna kayıtsız kalamadık ve 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetkimizi aldık. Elektronik atıklar diğer atık gruplarına göre çok hızlı büyüyen atıklar olsa da Türkiye için nasıl dijitalleşme ve teknoloji tarihimiz çok eski değilse elektronik atıklar da yeni. Dolayısıyla biz burada öncelikle sistemi düzgün bir şekilde kurmaya çalıştık. Konvansiyonel elektronik atık yönetimlerine alternatif olarak sistemli ve teknolojik yöntemler geliştirdik. Burada da aslında çok güçlü bir ekiple, 20 yılın üzerinde atık sektöründe deneyimi olan bir ekiple bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim yetkilendirilmiş kuruluş olarak aslında ana faaliyetlerimiz hem farkındalık çalışmaları yapmak hem de eğitim yapmak. Dilerseniz buraya geçmeden önce bir AE nedir, tekno atık nedir, bunun bir tanımını yapalım. Elektrikli ve elektronik atıklar diyoruz. Bunlar aslında kişi için kullanım ömrünü tamamlamış, kırılmış, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik teknolojik aletler. Biz buna kimi zaman tekno atık diyoruz, kimi zaman elektronik atık diyoruz, kimi zaman da e-atık diyoruz. Dolayısıyla bu anlamda biz bu konudaki farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Neler yapıyoruz diye bakarsak aslında uygulamalı öğrenme modelinden yola çıkarak atölyelerimiz var. Çok değişik atölyelerimiz var. Cep telefonu fırlatma spor oyunu yapıyoruz. Atıkların tınısı dediğimiz ritim atölyelerimiz var. Çocuklar gelip burada elektronik atıklarla ritim çalışması yaparak elektronik atığı konusunda farkındalık yaratıyorlar. Dolayısıyla bütün bu projelerden yola çıkarak nitelikli eğitim tabii ki herkesin hakkı ve Türkiye'nin de önemli bir konusu. TGV ile birlikte başlattığımız çalışmayı Turkcell ile de birlikte
Eğitime Dönüştür projesiyle bir ileri adıma taşımış olduk aslında. Geliştirmiş olduğumuz yenilikçi erişim ağlarını Türksel mağazası, 81 ildeki Türksel mağazasıyla aslında tüm vatandaşın ayağına getirmiş olduk. Bilgisayar, tablet dedik mesela, evet, telefon dedik. Örnek ama başka gerekirse hangi cihazlar olabilir? Neleri sayabiliriz daha cep somutlaştırmak adına? Ve bunların yan ürünleri olabilecek şekilde, ama ağırlıklı olarak tabii bilgisayar, laptop, tablet, cep telefonlarını mağazalara getirmelerini arzu ediyoruz. Yazıcılar, ses görüntü cihazları vesaire, onların parçaları kullanılmayan. Her türlü teknolojik ürünler, aynen, mouse, klavye, kablo, kulaklık gibi oyunla ilgili tüm teknolojik cihazları da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Sayın Bağdatlı, dedik teknolojik cihazlar geri dönüşüme gidiyor ve ardından da onlar ham maddeye dönüşüyorlar. Plastiğe, metale, bakıra, alüminyuma, demire. Peki nasıl o dönüşüm oluyor? Dilerseniz onu izleyicilerimize aktaralım. Bir haberimiz var. Eğitime Dönüştür projesi kapsamında toplanan tekno atıklar ilk olarak geri dönüşüm tesisine ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Geri dönüşüm tesisine getirilen tekno atıklar önce depolanıyor, ardından kategorilerine göre ayrılıyor ve elle sökülüyor. Atıklar kırıcı cihazına atılıyor. Küçük parçalara ayrıldıktan sonra ise bu kez türlerine göre ayrıştırılıyor. Otomatik sistemde ayrıştırılan tüm tekno atıkların içindeki bilgi ve veriler güvenli bir şekilde imha ediliyor. Çıkan parçaların içinde yer alan bakır, demir, alüminyum ve plastikler ayrı ayrı ham madde haline getiriliyor ve ekonomiye geri kazandırılıyor. Diğer konuğuma geçmeden önce hemen nasıl bir süreç olacak peki? Gördüler izleyicilerimiz haberi, nasıl dönüşüm yapıldığını gördüler. Evet, Eğitime Dönüştür Projesi TGEV, Türksel ve TÜBİSAT paydaşlarıyla yapılmış önemli bir proje. Aslında her vatandaş buraya tekno atıklarını, Türksel mağazalarına tekno atıklarını getirerek eğitime bir katkıda bulunmuş oluyor. Daha sonra bunlar geri dönüşüm süreçleriyle tabii ki eğitime kazandırılıyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız, biz 81 ilde bu kurgumuzu yapmış olduk. Umarız bu öncülük ettiğimiz proje bizim gibi diğer kurumların da benzer projeleri yapmasında bir örnek olur. Dolayısıyla ben burada hem TGV hem Türksel'e çok teşekkürlerimizi ediyorum bu proje için. Bu proje tabii bizim dışa açılmamızda da önemli bir proje olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada Sayın Sait Tosyalı'ya dönelim, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı. Efendim, yıllardır tabii ki sizler çocuklar için emek harcıyorsunuz, onların eğitimi için ve nitelikli eğitimi için, yarınlarımız için. Bu sefer de bilişim sektörü birliktesiniz yine. Nasıl bir katkı sağlanacak, nasıl işleyecek süreç efendim? Çok önemli bir katkı, beklentimiz çok büyük açıkçası. 24 yılımızı tamamladık, 25 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak. Özellikle Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza nitelikli eğitim vermek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokolümüz çerçevesinde yılda yaklaşık 8-9 bin gönüllümüzün katkısıyla geçtiğimiz yıl 190 binden fazla çocuğumuza ulaşabilmişiz. Nitelikli eğitim diyoruz. Matematik, fen, sanat, okuma, bilişim ve elektronik ortamda İngilizce dil eğitimiyle çocuklarımıza bu yetkinliği kazandırma çalışmalarımız var. Takdir edersiniz ki 71 noktada sürdürülen ve bugüne kadar 3 milyon çocuğa ulaşan bir yetkinlik hali masraflı bir operasyon. Çok çeşitli kaynak gereksinimleri oluyor. Kurumsal ve bireysel bağışçılarla bu çalışmalarımızı destekliyoruz. İşte yeri geliyor, vatandaşlar 33-53'e bir SMS atıyorlar ya da miras bağışlarıyla ya da çeşitli bireysel kurumsal sponsorluklarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak 2 yıldır TÜBİSAT'ta bu atık değerlendirme projemizle de bu ihtiyaçlarımızı bir nebze olsun karşılama yolunda gittik. Yaklaşık bugüne kadar herhalde 200 ton toplamışızdır birlikte, ama şimdi Türksel'in katılmasıyla müthiş bir güç kazandık açıkçası. Hedeflerimiz de örtüştü. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda vizyon ve misyonumuzun da örtüştüğünü görüyoruz ve böylelikle zaten şu son birkaç gündür başlayan çalışmada müthiş bir yayılım da oldu. Yurt içinden sadece değil, yurt dışından da
basında projemizden söz ediliyor. Dolayısıyla hedeflerimiz çok büyük. Her atılan teknoatığın çocuklarımızı bir miktar daha teknolojik, teknik eğitime, nitelikli eğitime yakınlaştırdığını görüyor ve çok mutlu oluyoruz. TÜBİSAT'a, Türksel'e size de çok teşekkür ediyoruz bu imkan için. Size döneceğim hemen. Türksel dedik, genel müdürünün açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Eğitime dönüştür projesiyle biz dedi çocukların geleceğine katkı sağlayacağız. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli dedi. Şimdi bu açıklamayı ekrana getiriyoruz. Çocuklarımız için, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için ileriye dönüştürme projesi aslında. 1335 mağazamıza kutularımızı koyuyoruz. Kutularımız vasıtasıyla müşterilerimiz evlerindeki tekno atıkları getirerek burada geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Bu tekno atık dediğimiz zaman da aslında dünyada 50 milyon ton tekno atık. Türkiye'de bunun 500 bin tonu var. Sürdürülebilirlik çok önemli. Geri dönüşüm, yenilenebilir enerji en önemli varlıklarımızdan birisi. Burada güzel bir hizmet daha var. Tabii işbirliğimiz var. Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyoruz. Sait Tosyalı ile hemen devam edelim. Eğitime katkı dedik. Tüm Türkiye evet. genelinde toplanıyor bu cihazlar, atıklar ve evet. yine tüm Türkiye genelindeki çocuklara sanırım değil mi? Evet. Geri evet. dönecek. Evet. Nasıl evet. bir katkı olacak? Evet. Şimdi tabii projenin kendisi çok anlamlı. Geri dönüşümden bahsediyoruz. Bizim de etkinliklerimizde çevre koruma ağırlıklı olarak yer alıyor. Tasarım beceri ve atölyelerimiz son bir yıldır gündemimize girdi. Bugüne kadar 13 noktamızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu açıdan önemli, içeriklerimiz, bu eğitimin, etkinliğin içerikleri tamamen Birleşmiş Milletler'in bu 17 adet sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Çocuklarımız 10 haftalık süre boyunca bu hedeflerle etkinliklerini görecekler. İşte çevre bilincini görecekler, atık toplamayı görecekler ve bunu yaparken de bu toplanan atıkların kendi eğitimlerine katkıda bulunduğunu görerek daha bir herhalde motive olacaklarını, daha faydalı etkinler alacaklarını düşünüyoruz. Hemen bu noktada çok teşekkür edeyim. Meltem Hanım'a dönelim. Sayın Meltem Bağdatlı. Bilişim sektöründe dönüşüm dedik. Proje bazında bahsettik ama genel olarak Türkiye'ye baktığımızda kısaca ondan da bahsedelim dilerseniz. Çünkü sayısını bilemediğimiz kadar teknolojik cihaz dedik evlerde atıl duruyor. Ne yapmalı, neler yapılabilir ve bu aşamada sizin yaptıklarınız neler? Teknolojik atıklar, tekno atıklarla aslında kullanıcıların bir duygusal bağ oluyor. Dolayısıyla bunlardan ayrılamıyorlar. Bu anlamda kendileri güvenilebilir bir yere bırakan bizi atıklar konusunda, atıkların yönetimi konusunda veri güvenliğini de sağlayıp parça başı atık yönetimi de yaptığımız için Türksel mağazaları bu anlamda kullanıcıların, vatandaşların güvenilir bir şekilde tekno atıklarını bırakabilecekleri yerler. Dolayısıyla sürdürülebilir bir gelecek ve nitelikli eğitim çok önemli konu. Biz bu konuda Türkiye'nin öncü kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapıp bu imkanı 81 ile Türksel mağazaları aracılığıyla sağlamış olduk. Şimdi görev vatandaşlarımız da eğitime dönüştürmek için tekno atıklarını Türksel mağazalarına getirmelerini bekliyoruz ki projemiz arzu ettiğimiz hedeflere ulaşabilsin. Gençlerimiz nitelikli eğitimlerini TGV aracılığıyla alabilsin. Çok teşekkürler. Son olarak size dönelim. Nitelikli eğitim dedik. Kaç çocuğa ulaşması bekleniyor peki? Bir sayı var mı? Yaklaşık ne diyebiliriz acaba? Yani hedefler var mı bizim projede? Bizim tabii ki yani yılda 190 bin çocuğa ulaştığımızı söylemiştim. Ancak tabii bilemiyoruz. Kutuyu görüyoruz arkamızda. Türksel noktalarında bu kutular vatandaşlarımızın ilgisiyle ne kadar çabuk, ne kadar dolu bir şekilde dönerse o kadar çocuğumuz bu etkinliklerden bundan yararlanacak. Onun için hedefimiz çok büyük. Yılda en az 200 bin çocuk diyoruz. En az 200 bin çocuk. Kaç ayda efendim? Efendim? Kaç ayda proje? Bir yıllık projemizin süresi bu, daha geniş süreli ne tabii. Ne kadar sürede olsa en azından bu kadar tabii. çocuğa ulaşabilmek evet, dediniz. Evet. Program evet. tamamlanıyor. Son burada cihazlar var kullanılmayan. Atık evet. diyelim artık evet. bunlara çalışmıyor. Sizlerden de alalım o zaman. Bunları da elektronik atık toplama noktamıza atalım. Ardından da programımızı kapatalım efendim. Peki buyurun. Biz tekno atıklarımızla eğitime katkımızı yapmış olalım. Buyurun.
Ben çok teşekkür ediyorum size de. Evet, bugün teknolojide geri dönüşüm dedik. Kullanılmayan cihazlar plastik, demir, alüminyum gibi farklı materyallere, ham maddelere dönüyor. Ve geliriyle de çocuklara eğitim sağlanıyor. Çocukların eğitimi için kullanılıyor. Hepimiz çözümün bir parçasıyız ve ortak geleceğimize katkı sağlamak da hepimizin görevi aslında. Tek bir kişiden başlayarak yapabileceğimiz çok şey var. Neler yapabileceğimizi biz anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere Ortak Gelecek'te, yine 10.15'te. Hoşçakalın.